insanı, gönül insanı, 7'den 70'e Manisalıların sevgisini kazanıp Manisalılara hizmetkar olan büyük ustanın büyük kalfası AK Parti Manisa Milletvekilimiz Koçan Koçan Sayın Selçuk Özal takdim ediyorum. Buyurun vekilim. Çok değerli ilçe başkanı, çok değerli şehzadeler, ilçemizin belediye başkan adayı, benim kadim dostum, kardeşim, aday olmasını da gönülden çok istediğim Sayın Ömer Faruk Çelik, aziz dostum, çok değerli belediye başkanım, belediye meclis üyem, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, karaoğlanlılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Geceniz mübarek olsun. Allah evlerinize huzur versin. Kestelerinize bereket versin. Ve hayırlı yerlere harcamayı nasip etsin. Ben sözlerimi fazla uzatmayacağım. Hava soğuk. Ama şöyle başlamak istiyorum. Yıl 1919. İstanbul'da Vahdettin'in odasında bir şahıs var. Mustafa Kemal. Pencereden İngiliz ve Fransız gemilerini seyrederler. Ve Vahdettin Mustafa Kemal'e bir görev verir. Aşağı iner ve bir söz söyler. Geldikleri gibi giderler. Yıl 1919. Yer Manisa. Zeytinova, Sünnetçiler Köyü. Akhisar. Rumlar, Yunanlılar, Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı, Makedonya'yı, Arnavutluğu aldılar ve geldiler İzmir'e kadar, Manisa'ya kadar. Bir Rum Türk köylerini geziyor tek tek. Hadi yük de hafif, daha da ağır eşyalarınızı alın ve geldiğiniz yer Orta Asya'ya gidin. Yorgo Efendi'dir bunu söyleyen. Sünnetçiler köyünde Hatip Ahmet Ağırtlı bir Türk döner ve şöyle seslenir. Bak Yorgo Efendi, burası ne Makedonya, ne Bulgaristan, ne Yunanistan. Burası Anadolu toprakları. Geldiğiniz gibi gidersiniz. Mustafa Kemal İstanbul'da aynı saatte bunu söylüyor. Burada da Hatip Ahmet Ağa aynısını söylüyor. Ve biz Cumhuriyeti bu şartlarda kurduk aziz karaoğlanlar. Ve biz Cumhuriyeti kurduğumuzda atlarımızın nallarını çakacak çivimiz yoktu. Bu topraklarda çiviyi yapamıyorduk, toprağı ne yapamıyorduk. Rabdiyemiz yoktu bizim. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı ve bizim askerlerimizin ayakkabıları yok. 5000 potini İngilizlerden ödünç almışız biz. Şimdi nereye geleceğim? Ve ardından Atatürk dönemi, İnönü dönemi. Ruslar bizi sıkıştırıyor. Ruslar Kars'ı, Ardahan'ı, Sivas'ı, Erzurum'u, Sinop'u, İstanbul'u istiyorlar. Ve biz Batı dünyasına sığınmak istiyoruz. Diyoruz ki NATO'ya alın bizi. Onlar da İnönü'ye diyorlar ki çok partili hayata geç. Peki diyor İnönü, çok partili hayata geçiyoruz. Açık oy, gizli taslim yapılıyor. Yıl 1946. Açık oy, gizli taslim. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri tek şaibeli, tek hileli seçim 1946 seçimidir. Demokrat Parti kurulmuş. Menderes ve arkadaşları Celal Bayar'la beraber bir parti kurmuşlar, Demokrat Parti'yi. 17 yerde seçime girme izni vermişler. Buna rağmen Menderes ve arkadaşları birinci olmuşlar 17 yerde. Geri kalan yerde CHP birinci olmuş. Ve 1950 gelmiş. O Menderes ki kendisi biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda çetelerle, efelerle beraber Anadolu'yu kurtarmış adamlardan bir tanesi. Çakırbeyli çiftliğinde zengin bir aile çocuğu. Zaman zaman Çine çayının kenarına gidiyor ve orada taşkınlar nedeniyle pamuk tarlalarını seller basıyor. Bir gün imkanım olsa buraya bir baraj yapsam diyor. Bir baraj yapsam, buradaki taşkınları önlesem, çiftçilerin pamukları heba olmasa, evlerine aş götürseler, ekmek götürseler diyor. Ve aradan yıllar geçiyor, kendisi siyasete atılıyor. 1950'de seçimlere giriyoruz. Kapalı oy, açık tasdip. Demokrasinin gereği böyledir. Kapalı oy verilir, açık tasdip yapılır.
ve oradan Demokrat Parti birinci olarak çıkıyor. Fakat Karaoğlanlılar, size bir şey söyleyeceğim. Eğer tarih şuurunuz, dil şuurunuz ve din şuurunuz kamil olmamışsa partiler amaç olur, araç olmaz. Demokrat Parti'de, CHP'de araçtı arkadaşlar. Ama amaç haline getirdik, birbirimizle dövüştük. İlk kavgalar böyle başladı. Önce aynı kahvelere gitmedik, aynı mezarlıklara gömülmedik, birbirimizden kız alıp kız vermedik ve hep partileri din yerine, bayrak yerine, vatan yerine koymuştuk. Oysa ki Almanya'da böyle midir? Ha sosyal demokratlar, ha Hristiyan demokratlar. İngiltere'de böyle midir? Ha işçi partisi, ha muhafazakar parti. Amerika'da böyle midir? Ha cumhuriyetçiler, ha demokratlar arkadaşlar. Ve kavgalar böyle başladı. Menderes ve arkadaşlarına karşı Cumhuriyet Halk Partisi de çok sert muhalefet geliştirdi. Menderes yollarla, barajlarla, köprülerle, üniversitelerle, liselerle Türkiye'yi tanıştırdı. Ama ömrü vefa etmedi. Bir gece yarısı darbe yaptılar kendisine. Aldılar, kör kuyulara attılar kendisini. Merdivensiz bıraktılar. Ve kendisini bir gece yarısı dar ağacında tarttılar. Ve tarttıkları ipin parasını hanımından aldılar. Tarttıkları ipin parasını hanımından tahsil ettiler. Hem de icra yoluyla. O Menderes ki başbakanlık yapmış, itibarlı adamdı. O Menderes ki 1974'te Ecevit'le Erbakan'ın Kıbrıs'ı fethetmesinin kapılarını açan, Londra Anlaşması'nı yapan Hasan Polatkan'la, Fatih Rüştü Zorlu'yla beraber büyük adamdı, büyük devlet adamıydı. Kıbrıs'ı onlar kazandırdılar. Biz Menderes'in ellerinde askerler sigara sondurdular. Menderes'i bir er tokatladı. Menderes'in prostat kontrolü diyerek parmakla, affedersiniz, bilmem neresine parmak soktular. Bir başbakana bunlar yapılır mı? Bunları yaptılar. Şimdi aynısını Recep Tayyip Erdoğan'a yapmak istiyorlar. Aynısını yapmak istiyorlar. Ben 12 Eylül'ü yaşamış bir kardeşinizim. 12 Eylül darbelerini görmüş birisiyim. Ve 12 Eylül'ü yaşadığım zaman tam 7 yıl cezaevinde kaldım. 1,5 yıl tek başıma hücrede yaşadım. 68 gün işkence gördüm. Ve size hani hatırlarsanız sözümün başında İstanbul ve buradan sünnetçilerden örnek verdim. Yıl 1980, ihtilal olmuş, Bülent Arınç'ın evini askerlerle polisler basmışlar. Girmişler evini aramışlar, taciz etmişler, hanımını, çocuklarını taciz ederek birazcık hakaret etmişler. Almışlar Arınç'ı, götürmüşler Milli Selamet Partisi'nin binasına, bir merdiven dayamışlar askerlerle polisler, indir demişler talebe, tabelayı. Arınç, ben 5 yıl il başkanlığını bunun için yapmadım demiş. Avukat, iyi bir ceza avukatı. Ve Arınç'a demişler ki bak Bülent Arınç, her şey bitti. Her şey bitti, indireceğim bu tabelayı. Arınç diyor ki indirmeyeceğim. Hiçbir şey bitmedi. Bir gün siz gideceksiniz, bıraktığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. O Arınç yoluna devam etti. Ve geldi milletvekili oldu 95'te buradan. Grup başkan vekili oldu. O Arınç Recep Tayyip Erdoğan'la parti kurdu. Meclis başkanı oldu 5 sene. Başbakan yardımcısı oldu. Bakan oldu. Şimdi de başbakan yardımcısı. Eli temiz. Nasiliti temiz. Gönlü temiz bir adam. Yıl 1980. Ve ben de işkencedeyim. 68 gün işkence gördüm. Arkadaşlarım konuş dediler. Konuşmayacağım dedim. Öleceğim ama konuşmayacağım. Bitti her şey dediler. Bitmedi dedim. Bir gün ölmezle çıkarsam bıraktığım yerden yoluma devam edeceğim. Çıktım 7 sene sonra yoluma devam ettim. Değerli arkadaşlar, ve şimdi milletvekiliyim. Benim acılarıma annelik yapan şehir sizler, beni parlamentoya gönderdiniz. Bu el temiz, bu yürek temiz, bu nasiye temiz, bu alın temiz. Bir gün siz bana bulaştınız. Ve değerli arkadaşlarım, Demirel'i dinlemeye gitmiştim. Ben darbeleri ve muhtıraları araştırma komisyonu üyesi oldum. 1980'de darbeye maruz kalan kardeşiniz 2012 yılında darbecilerden hesap soran meclisteki 17 milletvekilinden birisiydim. Ve devletimin sırlarına vakıf oldum. Ve orada Demirel'i dinlemeye gittik. Demirel bize şöyle acı bir olay anlattı. Ve dedi ki beni gösterdi. En iyi hal bu durumu Selçuk Özdağ bilir. Sayın milletvekilim bilir dedi. Ve döndü dedi ki
yeni başbakan olmuştum. Giresun'da miting yapmıştık. Oradan bir asker geldi yanıma. Menderes'in idam edilen resmini gösterdi. O kefenli resmini gösterdi. O yahtalı resmini gösterdi. Yani dedi ki bana, ya sözümüzü dinlersin yahut da Menderes'in akıbeti seni bekliyor. Karaoğlanlılar, siyasetçiler hep korkuttular. Ya sermayedarlar, ya medya patronları yahut da askerler korkuttu. Türkiye'de kaliteli adamlar siyaset yapmadı. Millet sandığa kadar aktör, sandıktan sonra yok. Mecliste şeklen bir hükümet var. Duvarda yazıyor, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyerek. Hiç de öyle olmadı. Hiç milletin olmadı. Ya zenginlerin oldu, ya medya patronların oldu, ya 60'ı, 71'i, 80'i 28 Şubat yapan cuntacı askerlerin oldu. Millet yoktu arkadaşlar. Şimdi ilk defa. Karaoğlanlılar. Şimdi ilk defa Özal birazcık denedi. Ömrü vefa etmedi. Ardından 2001'de bir adam parti kurdu. Ve dediler ki bir şey olmaz. 2002 seçimlerini kazandı. Dediler ki sen genel başkansın, partin kazandı ama siyasi yasaklısın. Niye? Sen bir şiir okumuşsun, hapse girmişsin. Onun için sen milletvekili olamazsın. Okuduğu şiir, minareler süngümüz, kubbeler mihverimiz, camiler kışlamız, müminler asker. Ne zaman yazıldı bu şiir? Atatürk döneminde yazıldı. Düşman yurdumuza gelmiş, mermi yok ve çaresiziz. Bitmiş mermilerimiz, teslim olacağız. Zaten bizi geldiğimiz yer Orta Asya'ya göndermek istiyorlar. İmparatorluk çökmüş. Mustafa Kemal'in yanında bir adam. Paşam ne endişe ediyorsun? Bizim camilerimizin kubbeleri kurşundur. Yıkalım, kurşunları eritelim, mermi yapalım, düşmanla dövüşelim, vatanı kurtaralım, daha mükemmel camiler yapalım. Mustafa Kemal der ki seni Milli Savunma Bakanı yapıyorum. İki adamdan etkilenmiştir Mustafa Kemal Atatürk. Birisi Mehmet Emin Yurdakul, birisi Ziya Gökalp. Mehmet Emin Yurdakul'un şiirini hep yanında taşımıştır. Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur, sinem özüm ateş ile doludur. Türk evladı evde durmaz giderim diyen Mehmet Emin Yurdakul, birisi de bu şiiri yazan Ziya Gökalp. Bunu okudu diyerek Atatürk döneminde yazılan şiiri Recep Tayyip Erdoğan siyasi yasaklı. Deniz Baykal parti meclisini toplar. Ne yapalım? Yarısı kaldıralım, yarısı kaldırmayalım der. Niye kaldırmayalım? Kaldırmayalım, iktidara gelir. Kaldıralım, 3 sene sonra daha büyük efsane olur, başımıza bela olur. Deniz Baykal der ki, kaldıralım siyasi yasağını. Ve gelsin, milletvekili olsun, başbakan olsun. Zaten bir yıllık ömrü var. Türkiye'nin borçları çok büyük. 15 milyar dolar IMF'ye borç var. Hatırlıyor musunuz o yılları, 99'lu yılları? 1 milyon dolar borç istiyorduk. Her akşam televizyonu açtığımızda bir adam bizim evimizin üst köşesinde misafir. Kim? Kotaralli, IMF başkanı. Evimizin baş köşesinde. 1 milyon dolar borç verecek bize adamcağız diyerek her akşam televizyonlar Kotaralli'yi gösteriyor. Ve biz o durumdayız. Deniz Baykal diyor ki ömrü çiller gibi olur. Mesut Yılmaz gibi olur. Çeker gider biz geliriz iktidara. Değerli Karaoğlanlılar, bak Demirci'den gelenler var burada. Sancaklı Bozköy'den gelen başkanım var. İğdecik'ten gelenler var. Manisa'dan gelenler var. Değerli hemşerilerim, herkesin hesabı varsa Allah'ın da hesabı vardır. Allah'ın da hesabı vardır. Bu millet dener. Yapanı devam et yoluna der Menderes gibi. 1950, 54, 57 tekrar seçim olsaydı yoluna devam edecekti. Biraz CHP yükselmişti. Ama darbe yaptılar. Aynısını Özal'ı denediniz. Devam etti Özal dediniz. 84, 87, 89 ve kendisini Cumhurbaşkanı yaptınız. Ve de ömrü vefa etmedi. Ama bir de deneyip de devam etme dedikleriniz var. Çiller gibi, Mesut Yılmaz gibi, Baykal gibi, Ecevit gibi, Bahçeli gibi. Sen evine git dinlen dediniz. Bir defa denediniz. Bizi de bir defa denemiştiniz. Ama baktınız ki biz bir yandan şeytan taşlıyoruz. Bir yandan ibadet ediyoruz. Bir yandan şeytan taşladık. IMF'nin 23,5 milyar dolar borcunu ödedik. Hani bir adam vardı ya, mavi gözlü beyaz gömlekli ikinci Atatürk. Köfte ekmek dağıtıyordu. Helikopterle iniyordu. Dansöz oynatıyordu. 7,2 oy almıştı. Şimdi nerede? Fransa'da. 50 milyar dolarımızı alıp götürdüler. Bir yandan da onların borcunu ödüyorsun.
Bir yandan dünyaya borcun var. Almanya'ya, Fransa'ya, Japonya'ya. Bunları ödeyeceksin. Bir diğer yandan da hizmet, ibadet edeceksin, hizmet edeceksin. Yani yollar yapacaksın, duble yollar, otobanlar, barajlar yapacaksın, üniversiteler, okullar, hastaneler yapacaksın, sağlık ocakları, yollar, köylere su götüreceksin, elektrik, baraj yapacaksın, bir yandan da bunları yapacaksın. İkisini beraber yaptık arkadaşlar. Bir yandan borçları ödedik, bir yandan hizmet ödedik. Şimdi, değerli Karaoğlanlılar, ama diyorlar ki bize, bak Churchill'in bir sözü var, İngiliz devlet başkanı, Türkler 85 kilodur. 90'a çıkarsa 85'e indiririz. Ama 80'e inerse 85'e çıkarız. Türkler ne ölmeli ne onmalı, sürünmeli der. Bizi hep süründürdüler. Çünkü bizim büyümemiz başkalarının küçülmesi demektir. Biz Irak'a benzemeyiz. Biz Macaristan'a benzemeyiz. Biz 1000 yıllık bu topraklarda büyük imparatorluk kurmuş bir milletin çocuklarıyız. Bizim üzerimizde dünyanın bütün gözleri. Dünyada İki kişi, iki millet çok uzun takibe uğradı. Birisi Musa Aleyhisselam. Müneccimler dediler ki Firavun'a, senin saltanatını bir erkek çocuk doğacak ve yıkacak dediler. Her doğan çocuğu öldürttürdü ama annesi Musa'yı doğurdu. Nil'e bıraktı. Firavun sarayında Firavun'un karısı Asiye besledi Musa Aleyhisselam'ı. Hep takibe uğradı. Dünyada en büyük takibe uğrayan millet de Türk milleti. Orta Asya'da Çinlilerin, ön Asya'da Arapların, ardından Rusların, ardından Bizans'ın, Roma'nın, Batı'nın hep takibine uğradık biz. Ve bizim büyümemizi hiç istemezler. Çünkü bilirler ki biz büyürsek başkaları küçülür. Baktılar ki biraz Menderes büyütüyor, darbe yaptılar. Özal zehirlediler. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a. Ve diyorlar ki sen kimsin? Dünyanın ikinci büyük barajını Artvin'de yaptın, Deriner Barajı'nı. Sen kimsin dünyanın beşinci büyük havalimanını yapıyorsun İstanbul'da? Sen kimsin dünyanın önemli bir köprüsü olan 3. Boğaz Köprüsü'nü yapıyorsun? Birincisini Amerikalılar yaptı. İkincisini Japonlar, üçüncüsünün duvarında şu söz yazacak. Made in Turkey, Türk malı diye yazacak. Ve çözüm süreci. 30 yılda 50 bin kişi öldü. Birileri diyorlar ki vatan bölünüyor. Efendim siz bu toprakları parçalayacaksınız. Aynısını Kıbrıs'ta yaptılar. Kıbrıs'ta Maraş'tan toprak mı verdik biz? Türkler toprak vermez arkadaşlar. Savaşırlar, ölürler, vermezler toprak Türkler. Biz Kurtuluş Savaşı'ndan sonra iki defa büyüdük. Bir Hatay aldık Atatürk döneminde. İki Kıbrıs'ı aldık Ecevit Erbakan döneminde. Biz asla küçülmeyiz. Büyürüz, büyürüz biz. Ondan emin olun arkadaşlar. Ve çözüm süreci. Recep Tayyip Erdoğan tarihe not düştü. 30 yılda 50 bin kişi öldü arkadaşlar. 50 bin. Mehmet Ağar'ı dinlemeye gittim. Yine komisyonda üyeydim. Cezaevindeydi Mehmet Ağar. Bana dedi ki Selçuk Bey, 1990'da PKK güçlü, Türkiye güçsüzdü. Bir PKK'lıyı dahi dinleyemiyorduk. Ve iyi ki AK Parti Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da birinci parti oluyor. Yoksa Türkiye bölünürdü dedi. Şimdi Türkiye güçlü, PKK güçsüz dedi. Çünkü Kandil'i dinleyecek kadar güçlü bir istihbarat sistemine sahibiz dedi. Değerli arkadaşlarım, ve bütün dünyada büyük devletler bütün teröristlerin liderlerini öldürürler. Biz ise teröristlerle uğraştık hep. Ya İsrail, ya Rusya, ya Amerika, ya Yunanistan, ya Norveç, ya Almanya bu PKK'nın arkasında oldu. O bölge petrol bölgesi, o bölge tarım bölgesi, o bölge su bölgesi. Ve şimdi 50 bin kişinin öldüğü yerde barış var. Ben yeni geliyorum oradan, Diyarbakır'dan, Batman'dan, Şırnak'tan, Siirt'ten. İnanın size aynı konuşmalar orada yaptım. Pervari'de yaptım. Batman'da yaptım, Diyarbakır'da yaptım. Hiç çekinmedim, köylere gittim. Ve o köylüler bana dediler ki iyi ki geldiniz buralara dediler. Allah sizden razı olsun dediler. Şimdi orada petroller çıkıyor. Andasit madenleri çıkıyor. Barajlar bitiyor. Yedi küpelik gelin bitiyor. Dünyanın en güzel tarım arazileri orada. Ve en önemlisini söylüyorum. Hakkari'de çinko çıktı. Hakkari'de kurşun çıktı. Dünyanın en büyük rezervi. Şimdi Çin'e çinko satıyoruz. Kurşun satıyoruz. Afşin'de 1 milyar tonluk bakır çıktı.
Konya Ovası'nda 100 milyar tonluk kömür çıktı. Ben daha zengin olacağım inşallah. Ve şimdi size diyorum ki, para olanlar, bize diyorlar ki, büyümeyin, yapmayın o havalimanını, yapmayın Marmara'yı, hızlı treni yapmayın. Altay tankımı yaptım ben, yeni Almanya'dan geldim, Leopard tankının aynısını yaptım. Daha üstünlüğü yapıyorum. Ben şimdi helikopter yaptım, insansız hava uçağını yaptım. Bütün silahlarımı ben yapıyorum. 176 üniversite, binlerce fen lisesi, Anadolu lisesi, Anadolu öğretmen, zeki çocuklarım burada kalacak. Türkler Türkiye'de kalacaklar ve Türkiye için benimlerini kullanacaklar. Değerli arkadaşlarım, ve geçen sene hacca gitmiştim. Sabaha kadar konuşurum burada. Konuşmak da istemiyorum, biliyorum üşüdünüz. Geçen sene hacca gittim. Allah razı olsun sizden. Geçen sene hacca gittim. Hac birazcık imkan olanların işi. Orada Pakistanlıları, İranlıları, Faslıları, Cezayirleri, Suudi Arabistanları gördüm. Baktım ki durumları kötü. Kabe'ye döndüm ve Allah'a yalvardım. Ve şöyle seslendim. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye işin zor. Çünkü Türkiye büyürse bilirler ki Türk dünyası büyür 250 milyonluk. Bilirler ki 650 milyonluk Arap dünyası büyür. Bilirler ki mazlum ve masum Afrika büyür. Makedonya büyür, Kosova büyür, Bosna Hersek büyür. Biz büyürüz. Şimdi istemiyorlar. Onun için iktidara geldiğimiz gün önce siyasi yasak. Geçtik. Ardından Sarı Kız, Ay Işığı, Balyoz, Ergenekon darbe girişimleri. Geçtik. 2007. Bu sefer Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olamaz dediler. 367 garabeti. Niye? Esnafın çocuğu. Ben bir köylü çocuğuyum. Köyde doğdum. Gece kondularda büyüdüm. Ayakkabı boyadım. Su sattım. Hamallık yaptım. Tütün kırdım. Pamuk topladım. Öyle iki fakülte bitirdim. Ve öyle doçaklandım. Öyle milletvekili. Şimdi köylülerin çocukları, işçilerin, memurların çocukları parlamentoda. Vallahi de, billahi de, tallahi de. AK Parti'nin %95'i köylü, işçi ve memur çocuklar arkadaşlar. Böyleyiz biz. Hepsine bakabiliyorsunuz milletvekillerine. Ben 5 milletvekilim var. Hepsini söyleyeyim size. Hüseyin Tanıverdi, pazarcının oğlu. Muzaffer Yurttaş, bir köylünün çocuğu. Uğur Aydemir, köylünün çocuğu. Bir köylünün çocuğu.